Davetinize icabet edip geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Malumunuz 13, 14, 15, 16 Haziran'da Altın Çınar Festivalimizi, 15. Altın Çınar Festivalimizi nasipse yapmayı planlıyoruz, yapacağız inşallah. 13'ünde şair Mehmet Bey'in kibiyle birlikte bir program hazırlayacak. Şiir ve sanat müziği konserleri olacak, yani bu akşam. Yarın Halk Eğitim Merkezi'nin, Halk Eğitim Müdürlüğü'nün düzenleyeceği, Çınarcık'ta halk eğitimde eğitim gören işte sanatçılarımızın, öğrencilerimizin programladığı bir program var. Cuma günü de onu gerçekleştireceğiz. Cumartesi, pazarda biz gerçek anlamda Altın Çınar Festivalimizi yapacağız. Cumartesi günü yerel sanatçılarla bir program gerçekleştireceğiz. Pazar günü de Resul Dindar Bey gelecek. Onun bir konseri olacak. Bu sene şöyle çok fazla yorum aldık. Hani festivalin erken yapıldığı, niye sezonun ortasında yapılmadığı, niye daha kalabalıkta yapılmadığı gibi eleştiriler alıyoruz. Bunu yapmamızdaki sebep de şuydu. Neticede sezon zaten çok kalabalık oluyor. Ve biz sezonun en güzel haftasında festival yaptığımız zaman Çınarcık'taki esnafımız ve yerel halkımız buna pek sıcak bakmıyor. Çünkü işte ben de bu zamana kadar Çınarcık'ta esnaflık yapıyordum. Festivalin olduğu hafta kalabalıktan dolayı esnaf iş yapamaz hale geliyor. Ne oluyor bu sefer? İşte kafeler iş yapamıyor, lokantalar iş yapamıyor. Diğer marketiydi, bakkalıydı, işte manavıydı, iş yapamıyor. Çünkü yoğunluktan Çınarcık'ın merkezine girilmiyor. Bu bakımdan seçim döneminde de biz seçim çalışmalarımızla çok fazla şikayet almıştık bu konuda. O sebepten dolayı dedik ki festivalimizi ya yazın başında ya da yazın sonuna doğru yapalım ki Çınarcık'ı yani durgun bir zamanında bir canlılık gelsin. Sezonumuzu nasıl daha fazla uzatabiliriz? Hep bunun peşinde olduk. Bunun için böyle bir karar aldık. İnşallah doğru karar almışızdır diyoruz. Biz doğru karar aldığımıza inanıyoruz bu konuda. Başka ne diyecektim? Bu bakımdan gelen eleştirilere de böyle yanıt vermiş olalım yani. Sezonumuzun uzaması açısından biz bunu yaptık. Sponsorlar aracılığıyla bunu gerçekleştiriyoruz. Yani belediyemizin kasasından para çıkmamasına özen gösteriyoruz. Çünkü zaten malum biraz sıkıntılarımız var. Bunları aşmak açısından böyle esnaftan, zaten geçmiş dönemlerde de yani buna esnaf sponsor oluyordu. Sponsorlar aracılığıyla yapılıyordu. Biz de bunu öyle gerçekleştirdik. Bir de bu işte halk eğitimin ve diğer programdan dolayı zaten belli bir masraf yapılıyor. Sahneler kuruluyor. İşte ses düzeniydi, sahneydi, işte görseller yapılıyordu. Biz işte hepsini bir arada çıkartıp biraz daha maliyeti düşürmeyi de planladık aslında. O da bizim için iyi oldu. Bayramda aslında biz bu kadar kalabalık beklemiyorduk. Yani çünkü işte İstanbul seçimleri var. Sınavlar var. Sezon daha başlamadı. Yani bizim için bizim sezonumuz Temmuz'un ilk haftasından sonra normalde tam anlamıyla başlar. Erken olduğu için aslında bu kadarını beklemiyorduk ama yine de biz önlem almak istedik. Özellikle Poyraz Caddesi'ni trafiğe açılması için gerçekten çaba sarf ettik tüm ekibimle birlikte. İyi ki de açmışız, yoksa Çınarcık felç olacaktı. Ama şöyle söyleyeyim, normal nüfusumuz bizim 18 bin. Bu tabii emniyet kayıtlarına göre Ramazan şeyinde, bayramında 100 bin kalıcı nüfusumuz oldu. Yani Çınarcık'a gelip de 10 gün boyunca kalan 100 bin civarı tatilcimiz oldu. Ama günübirlikçilerle birlikte yani 180-200 bin arası tatilcimiz Çınarcık'a geldi. Yani yaklaşık Çınarcık'a giren bayram boyunca günlük araç sayısı 18 bin ve 22 bin arasında giriş çıkışlar oldu. Günlük olarak söylüyorum. Yani oldukça doluyduk. Hiç böyle bu mevsimde böyle bir kalabalık Çınarcık'ta belki hiç olmamıştı desek yeridir yani.
Poyraz Caddesi'ne gelince, Poyraz Caddesi'ni tabii biz geçici olarak açtık. Yani şu an Poyraz Caddesi'nde çalışmalar tamamen bitmiş değil. Neticede orada aşağı yukarı 50-60 dönümlük bir alanda kayma var. Bu kayma da havalar şu an yağış olmadığı için yavaşladı ama hala daha bir hareket var. Biz neticede gelen yani toprağa şu ana kadar açtıktan sonra gelmedi ama yani onu planlıyoruz. Yani geleni anında kaldırıp sezon boyunca yolu inşallah açık tutacağız. Açık tutmayı planlıyoruz. Ama tabii ki bundan sonra orada inşallah devletimizin geniş bir çalışması olacak. Çünkü bu çalışma çok maliyetli bir çalışma. Yani şöyle söyleyeyim, belki bizim 2 yıllık bütçemiz bile tüm oraya aktarsak hepsini yine de biz belediye eliyle bunu yapmamızın imkanı yok. Yani çünkü çok masraflı. İşte kazıklamalar olacak, drenajlar olacak. Alan çok büyük, güçlü kazıklar çakmak gerekiyor. İnşallah bunu Çevre Şehircilik ve AFAD aracılığıyla programlıyoruz. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Allah nasip ederse tabii bizim programlamamıza göre inşallah olur ki olacağına inanıyoruz. Böyle Ekim gibi falan orada çalışmayı başlatırsak inşallah önümüzdeki yaza kadar da Poyraz Caddesi'ndeki problemi tamamen bitirmeyi düşünüyoruz. Biraz daha önden başlayalım. Vallahi zorlu bir seçim süreci yaşadık. Yani biliyorsunuz biz 16 oyla seçimi kazandık. Seçimimiz çekişmeliydi. Seçimden sonra işte adliye süreci çekişmeli geçti. Hamdolsun biz kazandık ama. Tabii ki ben daha önce hiç siyaset yapmadım. Yani hep siyasetin yanında durduk biz. Hep içindeydik ama aktif olarak hiç siyaset yapmadık. İlk defa bu dönem siyaset yapıyoruz. O da başlar başlamaz aday olduk. Belki bizim için bir dezavantaj olabilir o. Ama yeni bir belediye, yani bizim için yeni bir belediye. İşte bizim personele alışmamız, personelin bize alışması, belediyecilik hizmetlerini daha öğrenir olabilmemiz. Biraz zaman alıyor ama inşallah her şey çok güzel olacak. Şu an itibariyle gidişimiz çok iyi. Ekonomik sıkıntılarımız oldukça fazla. Ama tabii bizim bu konuda ağlamak gibi işte bir lüksümüz yok. Biz zaten bunları bilerek buraya aday olduk ve bilerek başkan olduk. Onun için güzel şeyler olacak Çınarcık'ta. Allah nasip ederse işte projelerden de biraz bahsedeyim. İnşallah Ekim gibi, Eylül sonu Ekim gibi dolguyu başlatacağız. Dolgu tamamen Ulaştırma Bakanlığı'nca yapılacak. Yani eskisi gibi bir hibe proje olarak yapılmayacak. Çünkü bu projenin hibe olarak yapılmasının imkanı yok. Yani neticede biz de bir dönem harfiyatçılıkta yaptık. Oraya işte bir harfiyatçının oradan kazanacağı maksimum diyelim 1 trilyon olarak şey yapalım. Ama oranın 6,5 trilyon maliyeti var. Yani bu maliyetten bu nasıl hibe proje olacak? Hibe proje olabilmesi için işte geçen dönemde yaşadığımız hadiselerin olması gerekiyor. İşte Duba'nın dışına toprak dökülmesi gerekiyor. İşte İstanbul'dan gelirken ata ata gelmek gerekiyor. Onun için biz bunun böyle olmayacağını bildiğimiz için zaten göreve gelir gelmez 2 hafta sonra Ankara'ya gittik ve bu girişimlere başladık. Buranın projesi de hazır olduğu için, her şeyi bitmiş, chatleri, raporlamaları, projeleri, her şeyi bitmiş olduğu için tabii bizim için daha hızlı bir şekilde ilerledi bu. Bakan Bey'den bunun sözünü de aldık. Ekim gibi inşallah başlatacağız dolguyu. Tamamen projeye uygun. Yani nasıl yapılması gerekiyorsa, usulsüz olarak değil. İnşallah öyle yapacağız yani. Şöyle olacak. Normalde bu projenin aslında uygunu şöyle. Önce denizin altına işte 0400 dediğimiz bir malzeme döşeniyor. Ondan sonra etrafının taşı kayayla çevriliyor. Tabii ki bir kısmı açık bırakılıyor suyun çıkabilmesi için. Ondan sonra da içine serbest döküm yapılıyor ama serbest döküm derken yine de içine balçık toprak dökmüyoruz. Yani neticede bir yaşam alanı olacak orada. Binalar yapılmasa da tek katlı da olsa bir yaşam alanı insanlar yaşayacak orada. Bunu tabii devletimiz daha iyi biliyor, daha iyi planlıyor. Neticede yatırımcısı devletimiz. Onun için daha güzel olacak. Yani öyle yok İstanbul'un harfiyat atığıydı gibi malzemeler buraya gelmeyecek inşallah. Her bankasından gelen payımız
Murat Dayı'yla 1 trilyon 50 milyar gibi bir payımız var bizim. Gerçek payımız. Lakin tabii bu pay kredilerden dolayı hani kesilmiyor denilen, tamamen kesilmiyor diye bir şey yok. Krediler kesiliyor. Yani neticede mesela bu ay elimize geçen 590 bin lira falan. Geçen ay 400 bin liraydı. İlk geldiğimiz ay 600 bin lira civarıydı. Yani zaten bize tam gelmiyor. Neticede geçmişte çekilen krediler var, borçlarımız var. Yani öyle kesilmiyor deyince mesela zannediliyor ki tamamı yatıyor. Tamamı yatması diye bir şey söz. Geçmiş dönemde siyaset yapanlar da bu konuyla ilgili çok girişimlerde bulunmuşlar. Biz de işte ilk Kızılcahamam toplantımızda işte ben ve benim gibi sahil kesimlerinde belediye başkanlığı yapan başkanlarımız, arkadaşlarımız dile getirdik. Ama bir sonuç alamadık yani daha. Çünkü yoğun bir alan var. Sahil kesimi yani bunu çıkarttığınız zaman bütün sahil kesimi işte Ege, kapsıyor. Akdeniz, Marmara kapsıyor. Pek sıcak bakılmadı herhalde ekonomik şartlardan dolayı. Ama gerçekten çok zor. Yani bu konuda çok zor. Neticede 18 bin kişilik İller Bankası payımız var bizim. Bu pay da zaten işte geçmiş dönem kredilerden dolayı kesiliyor. Kesilmediğini farz edelim. Yani şu an İller Bankası'ndan gelen pay bizim sadece maaşlarımıza yetiyor. Tam gelirse. Şu an yetmiyor. Tam gelirse sadece maaşlarımıza yetiyor. Öyle olunca da sıkıntı yaşıyoruz. 18 bin kişilik yardım, şehir 300 bin kişilik, bizim 30 bin abonemiz var. Yani su abonemiz var, 30 bin. Yani bu şehir 250-300 bin kişilik şehir. Siz az da olsa, yani o konteyner çöpünün içinde, az konteynerin içinde az çöp de olsa, çok çöp de olsa, 300 bin kişilik şehirde sizin çöp arabanız geziyor. 300 bin kişilik şehrin altyapı problemleriyle ilgileniyorsunuz, temizliğiyle ilgileniyorsunuz. Bu tabii kışın hadi öyle böyle oluyor. Ama yazın çok zor oluyor. Mesela bayramda sıkıntılar yaşadık. Ben bayramın işte kaçıncı, ikinci, üçüncü günü kendim çıktım artık çöp taksiyle. O hale kadar geldik yani. Ama çok şükür başardık. Ufak tefek eksiklerimiz, hatalarımız olsa da yaptık. Ama tabii yaz dönemi ciddi ekonomik sıkıntı var. En azından biz yaz dönemi, Çınarca diyelim, kışın demiyorum bak, kışın ihtiyacımız yok. Kışın zaten çok fazla derecede bizim personelimiz var. Yani kışa göre çok fazla. Ama yaza göre eksik. Yani yazın, mesela yaz dönemi bize bir 100 personel verseler, Çınarcık'ta hiçbir sıkıntımız kalmaz. Birazcık da para. Yani bize İller Bankası'ndan, yani 300 bin olmasın, 100 bin kişiye göre para gelse, yine hiçbir sorunumuz yok. Bunun şimdi biz tam çalışmalarını yapamıyoruz. Bu soru çok soruluyor. Çünkü işte içeri yeni giren faturalarımız olduğu için. Ama herhalde bir 10-15 gün içinde bunu netleştirip, yani tam borcumuzu söyleyeceğiz. Şöyle söyleyeyim, işte rakibimiz bir rakam söylemişti. Biz o doğru değil, borcumuz bu demiştik. Belediyenin borcu bu olarak açıklamıştık. Ama tahminlerimize göre ki öyle, borç bizim tahminimizin de üzerinde. Bulmamıştır 100 milyon. 100 milyonu bulmamıştır ama 70 ile 100 arası bir yerlerde. En büyük problemimiz ekonomi. Yani ekonomik sıkıntılarımız bu. En büyük problemimiz. Tabii geldikten sonra işte personelle ilgili basına yansıdı. Ulusal kanallara kadar çıktı. Son durum nedir başkanım? O arada onu da söyleyelim. Onu da açıklayayım. Başlıca problemler bunlardı. İşte diyorum ya, belediyenin bize alışması, bizim belediyeye alışmamızla ilgili. Bayağı bir yol kat ettik. Yani şu an düzene girmeye başladık. İlk günlerdeki o sıkıntılarımızı atıyoruz. İnşallah bundan sonra proje odaklı çalışmalarımız olacak. Belediyeyi tamamen işler hale getirmek. Tabii sistem değişince, düzen değişince personelin alışmış olduğu bir sistem var. Alışmış olduğu bir başkan var. Ama bunlar yavaş yavaş oturuyor. Personeller bizi tanıyor inşallah. Bundan sonra daha iyi tanıyacaklar. Düzeliyor yani. Yavaş yavaş düzeliyor. Personelle ilgili şöyle olmuştu. Biz belli bir personeli, bir kısmını işte temizliğe, bir kısmını da fen işlerine vermiştik. Sebepleri işte çok fazla burada da
açmak ne kadar doğru olur bilmiyorum ama seçim öncesi işte yazışmalar, hakaretler, küfürleşmeler ve bu seçim sonrası da devam ediyor. Yani ben belediyede otururken, makamdayken hala da bu yazışmalar devam etti. Birçok şeyi de ben de kayıtlı, tabii bunu kesinlikle paylaşmayız, doğru olmaz. Ve bunun üzerine biz işleyemez hale geldik. Neticede sizin binanın içindeki personel hala daha seçim bitmemiş gibi yazışmalar, hakaretler, işte sizi ve etrafınızı hakir görmeler gibi şeyleri hala daha paylaştıkları için aslında ben bir ay 40 gün sabrettim. Yani otursun, herkes işine gücüne baksın, kimseyle işimiz yok, siyaset bitti. Biz belediye başkanı olduk, herkes doğru düzgün çalışsın, işini yapsın, bizim kimseyle işimiz olmasın diye uğraştık ama neticede durmadılar. Durmayınca da böyle bir şey yapmak zorundayız. Böyle bir şey yapınca da bu arkadaşların belli bir kısmı istifa etti, belli bir kısmı çalışmaya devam etti. Çalışmaya devam eden bayanlardan özellikle işte temizliğe verdiklerimizi yine belediyenin içinde farklı yerlere göreve başlattık. Yani mahkemeye vereyim, yarın ceza alsın falan. Biz bunun peşinde de değiliz. Bizim derdimiz Çınarcık. Ortak değerimiz de Çınarcık. Yani Çınarcık iyi olsun, güzel olsun, belediyemiz iyi çalışsın, gerçekten hizmet kapısı olsun. Başka bir amacımız yok. Bunu yapmak için de bazen bu tip şeylere mecbur kalıyoruz. Hiç yapmak istemesem de. Çünkü ben öyle bir insan değilim yani, bilenler biliyordur. Mecbur kalıyoruz, mecbur bırakılıyoruz ve yapmak zorunda kaldık. Hayırlısı olsun diyoruz. Yani yaptığımız bence gerekliydi ve onun için yaptık. Neticede onu yaptıktan sonra biraz düzeldi yani. Gülen yüzü değişti. Marmara'nın incisi Çınarcık. Yani zaten bizim eski şeyimiz oydu. Yani belki 40-50 senelik bir yolumuz oydu. İnşallah yine onu yaptık. Yazıyı söktürdük, yenisini taktık bayram öncesi falan. Şimdi orada şöyle bir durum var yani, belediyeyle hiç ilgili bir durum değil. Ailesel olarak işte çok ortaklı bir yer. Birbirleriyle mahkemelik olmuşlar ve oranın, yani o onu mahkemeye vermiş, o onu mahkemeye vermiş. Ruhsatları, yapı kullanım izinleri hepsi iptal olmuş. Yani şu an biz istesek de hani burayı tertemiz yapın, düzenleyin, açın desek de olmuyor. Çünkü hissedarlar kendi işlerinde mahkeme. Kendilerimiz o tatlı ilgilenemiyor. Hatta ben işte bir dönem başkan yardımcımla da dedik ki yani en azından girişine bir perde çekelim. Biraz işte görsel bir şeyler yaparız, pisliği kapatalım. Arkada Luna Park var. Luna Park olunca Luna Park'ın geçişi de orada. Onu da yapamadık. Bir de şunu da düşündük, kapatsak bu sefer tamamen atıl kalacak. Bu sefer gözükmeyecek de daha kötü olaylar oralarda olabilir. Yani inşallah o insanların da mahkemeleri falan bir an önce çözümlensin, bir şeyler yapılsın. Biz de o pislikten kurtulalım yani. Şu an bir şey yapamıyoruz. Böyle bir durum var. İşte denecek, anlatacaktım orada, unuttum orasını. Biz otel projesini marina projesiyle birlikte düşünüyoruz. Yani malum işte bir yere marina yapılacaksa tabii ki devlet araştırıyor. Bu burada iş yapar mı? Nasıl bir marina yapılması gerekiyor? Hangi şartlarda yapılması gerekiyor? Yani yukarıdan bakıldığı zaman istatistiklere göre Çınarcık'a çok büyük bir marina gerekmiyor. Bunun için de çünkü işte Tuzla yapıldı, Yalova yapıldı. Mesela Tuzla yapıldı, Yalova'da farkındasınızdır. Tekne sayılarında azalma oldu. Tabii Çınarcık farklı bir bölge. Daha fazla turist çekebiliyor. Biz iş yapabileceğine inanıyoruz. Onun için yat bağlama kapasitesi düşük ama işte dolgu alanı daha büyük bir marina planlıyoruz biz. Şu anki çalışmalarımız, planlamalarımız öyle. Yani içinde dükkanların, lokantaların, işte kafelerin, çay bahçelerinin olduğu, alışveriş imkanlarının olduğu, yani dolgu alanı daha büyük bir marina planlıyoruz. Tabii bunu planlarken de şunu da istiyor yatırımcı, otel yeri istiyor. Otel yeri olarak da biz garajımızın olduğu yeri gösterdik. Onunla ilgili bakanlığımız çalışma yapıyor.
Yani otel projemiz tabii ki var ama marina ile bir. Yani şöyle söyleyeyim. Oteli bugün yapın desek bir yatırımcıya hemen yapar. Yani inanın 1-2 ay içinde başlarlar. Çünkü Çınarcık'ta ciddi anlamda otele ihtiyacı var. Ama biz marinanı ile birlikte yapılsın diye bir şart koşuyoruz ki yani marinamızın yapılmasına da otel yardımcı olsun. Yani birlikte olsun. Şu an onun çalışmaları, onun etütleri yapılıyor. Ne zaman başlarız? Tabii bunun işte chatleriydi, o suydu, bu suydu 1-2 sene sürüyor biliyorsunuz. Ondan sonra inşallah hayata geçecek. Şimdi şöyle, eskiden kültür merkezinin söylendiği yer mezbahanın olduğu yer. Bizim eski mezbahamızı biliyor musunuz? Bir mezarlığı geçince Hasan Baba yol ayrımını, yani dolgu alanı var ya bizim şimdi, dolgumuz var orası. Hemen sol taraf. Biz şimdi kasap olduğum için de benim hayatımın bir kısmı oralarda geçti. Orada asfalttan sonra 10 metre kadar bir zemin vardı. Sağlam zemin. Ana toprak vardı. Yani hadi 12 metre olsun. O ana topraktan sonra orası uçurumdu. Atıyorum mezbahada işte bir hayvan organı düştüğü zaman ta aşağı dereye kadar yuvarlanırdı. Yani o büyük arazi dolguyla oluştu. Yani oraya şu an büyük bir bina yapmanın imkanı yok. Neticede sağlam zemininiz 10-12 metre. Yani buraya nasıl bir kültür sarayı yapacaksınız? İçinde düğün salonları olan, tiyatrosu, sineması, sosyal aktivitelerin yapılabileceği alanlar olan bir kültür sarayı yapmanın mevcut yerine imkanı yok. Ancak oraya tek katlı veya bilemedin iki katlı, işte kır düğün salonu gibi bir tesis yapılabilir. Ama biz böyle bir tesis yapmayı da düşünmüyoruz. Onun için Çınarcık'ta yer problemimiz var. Yani özellikle kültür sarayı için. Bunun için de nasıl bir çalışmamız var? Daha önce bizim huzur evi vakfımız vardı. NATO yolu üzerinde. Hani o beyaz toprağın alındığı yerler. Çalıca buradan giderken Çalıca sapağı nasıl? Sapıyorsunuz ya. Sapaktan sonrası. Orada 22 dönümlük bir arazi var. Huzur evi vakfına zamanında belediye tarafından devredilmiş bir arazimiz var bizim. Şimdi biz bu araziyi yeniden geri almanın çalışmalarına başladık. İşte Ankara'yla da bu konuda görüşmelerimiz oluyor. Şu var, o günkü şartlarda mesela işte bizim belediyemiz şunu yazsaymış. İşte şu tarihe kadar burada huzurevi yapılmazsa araziyi geri alırım şeklinde bir ibare olsaymış biz araziyi geri alabiliyorduk. Ama tamamen yani şartsız şurtsuz huzur evi vakfına devredilmiş. Bizim şu anki huzur evi vakfımız da kapandığı için bu direkt vakıflar genel müdürlüğüne devrolmuş. Biz vakıflar genel müdürlüğü ile iletişime geçtik. Yani ne yapabiliriz bu yeri? Bu yeri geri almamızın imkanı yok. Lakin çok düşük yani göstermelik bir rakamla bize kiralayabileceklerini söylüyorlar. Şu an onun yazışmalarını yapıyoruz. Yani simgesel bir rakamla işte artık onu biz 49 yıllığına mı kiralarız, 29 yıllığına mı kiralarız, şu an çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmalar biter bitmez inşallah onun da projelerine başlayacağız. Orası bu iş için en uygun alan, işte otoparktı, 22 dönüm çünkü işte. Biz yani kültür sarayını büyük tutmayı istiyoruz. Yani için trans salonu olan, tiyatrosu olan, en az iki tane düğün salonu olan. İşte sosyal aktivitelerle ilgili Çınarcık'ta çok büyük ihtiyaç var. Yani seçim öncesi gittiğimiz her yerde bizden istenen işte bir müzik dersi alacağız, alan yok. Ve Çınarcık en fazla emekli devlet sanatçısının olduğu yer. Ve bu insanların hepsi idealist insanlar. Bir şeyler yapmak istiyorlar. İşte evin küçük bir odasında, bir kahvenin köşesinde ders vermeye çalışıyorlar. Biz onlara alan açmanın da derdindeyiz. Yani en azından bir katını komple onlara ayırmayı planlıyoruz. İşte bir katında tiyatrosu, konferans salonu, işte ondan sonra düğün salonları olan gerçekten kültür sarayı. Yani şimdi kültür sarayı adı altında mesela birçok beldemizde, ilçemizde var kültür sarayı yazmış ama düğün salonu. Başka hiçbir şey yok. Biz gerçekten kültür sarayı planlıyoruz. Allah yardımcımız olsun inşallah başarılı.